yapay zeka projeleriyle öne çıktılar. Kimi sporda yapay zekayı kullanarak onu en doğru şekilde yapmaya yardımcı olurken, bir diğeri oyunlarda yapay zekayı kullanarak en doğru puanı hesaplayan bir program geliştirdi. Yine dil öğrenirken yaşanan zorluklara da yapay zeka ile çözümler üreten gençlerimiz bu alanda önemli başarılara imza atarlar. Bahçeli Evler 15 Temmuz Şehitleri Teknoloji, Fen ve Sosyal Bilimler Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, yapay zekanın hızla ilerleyen gelişim ve değişimine kayıtsız kalmaz ve onu hayatımızı kolaylaştıran bir araç haline getirirler. Dünyada yapay zeka çok büyük bir revanşta. Şu anda gelişmek istiyorsak bunun için çabalamamız gerekiyor. İnsanları bilinçlendirmemiz ve insanların farkındalık kazanmasını sağlamamız gerekiyor. Biz de zaten bu doğrultuda çalışmamıza devam ediyoruz. Okulumuzda yapay zeka kursları aldık. Yapay zeka ile ilgili dersler işledik. Bunu projeye dökmeyi hedefledik ve projeyi dökerken de bazı işte sosyal hayatın dallarla ilişkilendirip proje yapmayı hedefledik. Biz işte sağlıkla ilişkilendirip kullanıcının yaptığı hareketi daha sağlıklı bir şekilde, yanlış bir şekilde değil, doğru bir şekilde, eğer yanlış yapıyorsa da doğrusunu öğretmek amacıyla yaptık. Farklı hareketlerin doğru yapılıp yapılmadığını kontrol etmek, kullanıcının kendi başına kendi kendini denetleyebilmesi ve bunu herhangi bir eğitmene ihtiyacı duymadan yapabilmesi. Şu anda squat hareketini gözlemleyebiliyor projemiz. Siz hareketleri yaptığınız esnada kameradan aldığı görüntüyle sizin hareketlerinizi inceliyor. Oluşturduğunuz açılardan yola çıkarak size komutlar veriyor. İşte daha fazla eğilebilirsiniz ya da biraz daha çömelin gibisinden. DART projesindeyim. Arkadaşımla beraber kullanıcı arayüzünü yaptık. Bu projedeki amacımız görüntü işlemeyi öğrenmek ve yapay zeka alanında genel bilgi sahibi olmaktı. Topumuzu DART'a attığımız zaman topumuz hangi puana gelirse o puanı yapay zekamız kendinden hesaplayabilen bir program yapmış olduk. Chatbot takımında takım lideriyim. Aynı zamanda projenin backend kısmında görev alıyorum. Kullanıcının karşılıklı interaktif bir şekilde sohbet edebileceği bir chatbot yaptık. Yapış amacımız İngilizce'de kaynak aradığımız zaman genellikle gramatik bilgi görüyoruz. Onun için bizim de amacımız interaktif bir şekilde karşılıklı dönüş alabileceğimiz bir 3D chatbot yapıp hani pratik kısmını ilerletmek gramatik yerine. Şöyle söyleyeyim, yapay zeka muhteşem bir güç. Yani büyük bir araç. Herhangi alanda olursa olsun yapacağınız projeye yapay zeka eklentisiyle katma değer katabiliyorsunuz. Bu anlamda dünyada hukuki süreçleri, güvenlik süreçlerini, lojistik süreçlerini, hatta yolculuk süreçleri bile yapay zekaya teslim edilmek için bazı entegrasyonlar mevcut. Ülkemizde de bu saydığım sektörler ve daha fazlasının yapay zeka ile daha nitelikli hale getirileceğini düşünüyoruz. Bu anlamda da biz lise düzeyinde öğrencilerimizin farkındalığının arttırılması ve bu alanda bir ürün ortaya koymaları açısından da önemli buluyoruz. Bu okulun en güçlü yanlarından biri teknoloji eğitimi anlamında yazılım üzerine çalışılıyor. Ve Türkiye sanayi devrimini kaçırmış bir ülke. Şu anda dünya genelinde Endüstri 4.0'ı yakalamaya çalışıyorlar. Ama bizim normalde hedefimiz toplum 5.0 üzerine kurgulanıp bu doğrultuda çalışmalarımızı yapmaya çalışıyoruz. İnşallah bu gerçekleştiğinde Türkiye hakikaten dünya üzerinde güçlü bir yapısı olan ahlaki donanıma sahip gençlerden oluşan bir ülke haline geleceğine inanıyorum. Yapay zeka noktasında da güzel işler çıkardılar gençler ve tabii dikkat çekti. Kendilerini kutluyorum. Hayatın her alanında kendisine yer bulan yapay zeka teknolojisinin gücünü keşfeden öğrencilerimiz onu spor faaliyetlerine de adapte eder. AI Fitness Eğitmeni, Squat Analizi projesiyle öğrenciler, spora yeni başlayan kişilerden profesyonel sporculara geniş bir kesimin egzersizleri en doğru şekilde yapmasına yardımcı olmayı amaçlar. Projemiz şu şekilde, bu tarz vücudu kapsayan projelerde 3 bakış açısı var. Bir önden bakış, bir arkadan, bir de yandan bakış dediğimiz. Biz yandan bakışı kullanıyoruz. Kullandığımız dilin hazır kütüphaneleriyle
vücuttaki bazı özel noktaları belirledik, kullanacağımız noktaları. Ve kullanıcı yan bakış açısıyla kameranın önüne geçip, bilgisayarımızın kamerasının önüne geçip squat hareketini yapıyor normal bir şekilde. Biz o noktalar arasındaki açıları referans alarak eğer bizim istediğimiz aralıklarda işte eğiliyorsa, hareketi yapıyorsa doğruyu işaretliyor. Yapmıyorsa yanlışı işaretliyor. Eğer yanlış yapıyorsa da ne yapması gerektiğini ekranda verdiği bildirimlerle göstererek hareketin doğrusunu kullanıcıya öğretiyor. Fitness projesi anlık olarak vücut hareketlerinin görüntülerini alıp bunları analiz eden, aynı zamanda dönüt veren bir projemizdir. Şöyle ilk etapta squat hareketini çocuklar doğru hareketi kodladılar. Bu şekilde karşılarında birisi olduğu zaman, mesela ben squat yapmak istiyorum, karşıma yazılımı alıyorum ve hareketlerimi yaparken bana yazılım doğru yaptın ya da yanlış yaptın şeklinde geri dönüt veriyor. Çünkü benim eklemlerimle ilgili açıları okuyor. Ben de doğru hareket yapmaya çalışıyorum. Burada daha çok duruş olsun, spor öncesi ısınma olsun, bu tarz konularda bize bireysel yapabilmemiz için destek veriyor bu proje. Amacımız şöyle bir şey, yani sağlıklı yaşamı nasıl hayatımıza entegre ederiz ve bunu bireysel olarak nasıl yapabiliriz? Yani bir yere gitmeden, günümüzde trafik sorunu kimi yerlerde var, kimi yerlerde ise ulaşamama, yani imkanı ulaşamama var. Bunların hepsi için düşünülmüş bir proje. Yani çocukların düşünmüş olduğu projemiz bu. Bu proje günlük hayatta normal vatandaş evinde de kullanabilir spor yapmak amacıyla veya profesyonel sporcular da içine şu an sadece squat analiz yapıyor ama farklı hareketler eklenebilir veya squat'ın farklı versiyonları eklenebilir analizleri. Hem profesyonel sporcular kullanabilir hem de evinde sağlıklı kalmak için spor yapmak isteyen herkes bu projeyi kullanabilir yayınlandığı zaman. Bahçeli Evler 15 Temmuz Şehitleri Teknoloji, Fen ve Sosyal Bilimler Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri aldıkları yapay zeka eğitiminden sonra öğrendiklerini uygulamak üzere kolları sıvar ve bir proje yazmak için bir araya gelirler. Program dilini öğrenmek için çıktıkları yolda gençlerimiz oynadıkları dart oyununda bilinmezliği gidermek ve aralarındaki rekabete çözüm bulmak için Dart AI projesini tasarlar. Bu proje çerçevesinde bir yandan programlama dilini en iyi şekilde öğrenen gençler, bir yandan da el-göz koordinasyonunu geliştiren, dikkat ve odaklanma becerilerini artıran ve sosyal etkileşimi teşvik eden çok yönlü bir proje geliştirmiş olur. Projedeki amacımız aslında yapay zekada görüntü işlemi öğrendiğimizde bunu pekiştirmek için bir proje yapmaktı. Bunu da bir basamak olarak kullanmak istedim. Daha da kendimizi geliştirmek için kullanıyoruz. Dart oynarken top her zaman tam olarak puana denk gelmiyor. Aralarda kalabiliyor. 80 puan mı, 0 puan mı diye kendi aramızda her zaman küçük sürtüşmeler olur. Biz de Python'da yapay zeka öğrendikten sonra görüntü işlemede bunu kullanalım dedik. Ve böyle bir proje yapalım dedik. Önce görüntü işlemenin temelini öğrendik. Ardından ise bu projede önce topu nasıl algılayacağını, ondan sonra puan makinemize puan yerlerini öğrettik. Ardından ise bunları birleştirdik ve top geldiğinde puanı hesaplayan bir program yapmış olduk. Bir web sitemiz var. Dartları atıyorsunuz, butona basıyorsunuz. Orada bir görüntü var. Oraya siz basınca bir görüntüsünü çekiyor bilgisayar. Sonra oradan topların bulunduğu konumlardan puan hesaplamasını yapıyor. Orada bir tane de tablomuz var. İki oyunculu oynanıyor. Birinci atış, ikinci atış diye. Üç tane topu atıyorsunuz, butona basıyorsunuz. Orada puanınız yazıyor. Teker teker birinci oyuncu, ikinci oyuncu diye eklenerek gidiyor. En sonunda en çok puana sahip olan oyuncu kazanmış oluyor. Dart projesini şöyle açıklayabilirim. Aslında yapay zeka ve spor disiplinini birleştiren bir proje. Öğrencilerimiz dart oynarken aslında kendi aralarında doğan sürtüşmelerden çıkan bir proje olduğunu söyleyebilirim. Projemiz şu şekilde işliyor. Bir dart oyunumuz var ve kamerayla birlikte öğrenciler dart oyununu oynuyorlar ve yapay zeka sayesinde öğrencilerin burada kazandığı puanlar otomatik olarak hesaplanıyor. Projemiz bu şekilde işliyor. Bir yandan spor alanında yapay zeka kullanımının da örneğini görmüş olduk. Bu projede öğrendiğimiz bilgilerle ileride daha kapsamlı projelere adım atmayı ve ülkemizi yapay zeka alanında ileri taşımayı hedefliyoruz.
Yabancı dil öğrenirken yaşanan zorluklara bir çözüm üretmek için çalışmalar yapan gençlerimiz, yapay zekanın olanaklarından yararlanarak sanal bir konuşma arkadaşı oluşturur. English Buddy Chatbot projesiyle kişi, karşısındaki sanal asistanla gerçekçi diyaloglar kurabilmektedir. Bu projeyle dil öğreniminde yeni bir pencerenin kapıları aralanmış olur. Bu projemizin aslında yapma amacımız, işte anlayabiliyorum ama konuşamıyorum sorununa etkili bir çözüm bulmaktı. Şöyle ki şu anda gençlerimizin çoğu pratik eksikliğinden kaynaklı konuşmada, geri cevap vermede büyük bir sorun yaşıyor. Çeşitli uygulamalarda sadece gramatikal destek verip listening, duyma yeteneğini geliştiriyorlar. Biz işte karşılıklı konuşma şeklinde karşıdaki kişinin aslında bir nevi konuşma özelliğini kazandırmaya çalıştık. Biz chatbot projesinde işte İngilizce öğrenmenin sıkıcı gramer ve vokabüler tarafından kaçıp daha çok interaktif bir eğitime gitmek istedik. Daha eğlenceli ve speaking anlamından daha faydalı bir eğitim olsun istedik. Oradaki işte profil ya da işte karakterle konuşup işte hem speaking öğretmeni hem İngilizceyi geliştiriyorsunuz hem de sıkıcı değil. Chatbot projesi aslında yapay zekanın yaklaşık 1,5 yıldır insanın popüler bir kavramı haline getiren bir chatbot mefhumu var. Yapay zeka asistan modülleri tarafından siz ne soru sorarsanız ona dönük olarak cevaplar veriyor. Hangi alanda sorarsanız sorun. Bununla alakalı tüm internet arşivini tarıyor ve bir otorite olarak size cevap veriyor. Aslında biz tam da burada chatbot'u düşündük. Neden? Çünkü bu büyük bir gücün regüle edilmesi gerekiyor. Öğrencilerimiz tarafından aslına bakarsanız daha önceden kullanılıyor bu. Yeni nesil biraz daha çabuk geçiyor bu alanlara. Eğitim tarafının kayıtsız kalamazdı yapay zeka gelişmelerine ve chatbot kullanımına. Biz chatbot kullanımında mesela şöyle bir handikapın olduğunu görüyoruz. Öğrencimiz sorusunu soruyor, tırnak içinde ödevini yaptırıyor ve direkt sonuçla karşılaşıyor. Aslına bakarsanız biz burada asistanın eğitim süreçlerine yönelik olarak regüle edilmesini istedik. Önemli olan 2+2'nin 4 olduğunu bilinmesi değil, 2+2'yi toplarken ki o süreçteki kazanımlar, çaba, emek. Buna yönelik olarak nasıl regüle edebiliriz, nasıl bunu daha eğitime yönelik hale getirebiliriz diye düşündüğümüzde öğrencilerimizle chatbot fikri geldi ve aslında büyük düşüncenin minimize edilmiş hali olarak da İngilizce öğretiminde bir chatbot yani yapay zeka asistanı nasıl kullanılabilir diye işin mutfağına girdik ve en nihayetinde projeyi ayağa kaldırdık. Çok farklı kullanımları mevcut. Biz öncelikle bunu okulumuzun internet sitesinin altında bir alt web sitesi olarak, alt domain olarak açmayı planlıyoruz. Stabil hale geldikten sonra proje. Daha sonra bunun mobil uygulaması veya herkesin erişebileceği bir web sitesi üzerinden de tüm insanların hizmetine sunmak istiyoruz. Adım adım ilerleyen öğrenme süreci içerisinde azimle çabalayan gençlerin önüne pek çok kapı açılır. Bu süreçlerle bağlantılı olarak eğitimde yapay zeka zirvesine katılım hakkı kazanan Bahçeli Evler 15 Temmuz Şehitleri Teknoloji, Fen ve Sosyal Bilimler Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri bu zirvede aynı yolda yürüdükleri pek çok isimden tecrübe ve deneyimlerine dair tavsiyeler alır. Aynı yolda yalnız olmadıklarını bilmek gençlerin azim ve gayretini arttırır. Yapay zeka zirvesinde tabii ki değerli yorumlar oldu ki bu bizi çok geliştirdiğini düşünüyorum. Çünkü oradaki herkes alanında uzman, etkin kişilerdi ve onların geri dönüşleri bizler için çok etkiliydi. Tabii ki projemizin başlangıç noktası çok farklıydı. Aldığımız geri dönüşlerle, kullanıcı yorumlarıyla beraber projemizi en iyi hale getirmeye çalışıyoruz. Yapay zeka zirvesi de bu konuda çok yararlıydı bizim için. Orada yapay zeka ile ilgilenen farklı insanlarla tanışmak çok güzeldi. İnsanların yapay zekaya düşünden çok daha fazla insan olması beni mutlu etti. Sonrasında insanların düşüncelerini öğrendikçe, biz onların fikirlerini aldıkça nelerin eksik olduğunu gördük ve geliştirme sürecimize yardımcı oldu. Etkinliğe katılan sayılı okullar arasından olduk ve etkinliğe katıldık. Orada öğretmenlerimize ve işte üniversiteli abilerimize projeyi sunduk. Hatta bir profesyonel
milli sporcu da gelip işte şu hareketleri ekleyebilirsiniz, şu şöyle olabilir tarzında öneriler verdi. Geri dönükler güzeldi. Bizim motivasyonumuzu artıran bir etken oldu yapay zeka zirvesi. Gerçekten orada güzel sonuçlar elde ettik. İnsanlardan güzel yorumlar aldık. Bazıları geliştirme anlamında faydalı yorumlardı, bazıları ise işte fikirle alakalıydı. Orada gittik, projemizi sunduk. Orada aslında çok beğenildi. Yapay zeka zirvesinde okulumuzdan 3 proje vardı. Bir tanesi de benim danışmanlığını yaptığım squat analizi projesi. Bu aynı zamanda fitness projesi diyebiliriz. Çünkü sadece tek bir hareketle sınırlı kalabilecek bir proje değil. Üzerine geliştirme yapıyoruz. Yani aynı zamanda çocuklar hem geliştiriyorlar. Şöyle söyleyeyim, açıkçası ilgi alaka çok fazlaydı. Çünkü milli sporcularımız vesaire de vardı katılım sağlayan. Hani bizim acaba sporumuza yönelik nasıl hareketler yapabilirsiniz vesaire gibi. Böyle bir geri dönüt aldık biz. İl Milli Eğitim Spor Koordinatörümüz tarafından da olumlu karşılandı. Yani güzel tepkiler aldık açıkçası ve büyük resimde çocuklarımızın ne yaptığı, nasıl katkı sağladığını görmüş olduk. Bu anlamda güzel geçti diyebilirim yapay zeka zirvesi bizim için. Eğitimde yapay zeka zirvesi aslında bizim ilk vitrine çıktığımız etkinlikti. Oraya projelerimizi yetiştirmek bizim için bir köşe taşıydı. Bu köşe taşını hani başarıyla geçtikten sonra bizim için açıkçası bir özgüven oldu. Öğrencilerimiz için de öyle. Orada sektörden insanlar vardı, öğretmenlerimiz vardı. Lise çağındaki öğrencilerin aslında bu tarz projeler yapmalarının çok kıymetli olduğundan bahsettiler. Biz burada artık çağımızın teknoloji çağı olduğunu biliyoruz. Öğretmen olarak da hani bu anlamda kendimizi geliştirmemiz gerektiğini de biliyoruz. Öğrencilerimize bu bilinci liseden kazandırmak, lise okurken kazandırmak bizim ülkemiz adına çok önemli olduğunu düşünüyorum açıkçası. Çünkü dünyamız ve şu an bu yöne gidiyor. Teknoloji çağındayız. Her ülkemizin her bireyinin bu anlamda çalışmalar yapması gerektiğini ve bilinçlenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Biz de bu anlamda okulumuzda bu tarz çalışmalar yürütüyoruz. Bahçeli Evler 15 Temmuz Şehitleri Teknoloji Fen ve Sosyal Bilimler Anadolu İmam Hatip Lisesi, çağın ihtiyacı olan bilgi ve kültürü öğrencilerine titizlikle sunar ve onların hem teknolojik hem de akademik yönden iyi yetişmelerini sağlar. Okul sıralarında kendi medeniyet değerlerini özümseyen gençler, bir yandan yarını şekillendirirken, bir yandan da milli teknoloji hamlesine, gelişim ve üretime ortak olarak yeni bir dünya inşa ederler. Okulumuz 2016 yılında açılmış bir okuldur. Burası fen bilimleri, sosyal bilimler ve teknoloji olmak üzere 3 ayrı programın uygulandığı bir proje okulu. Efendim, okulumuzun öne çıkan bileşenleri diyelim. Üniversite hazırlık kurslarımız, lise hazırlık kurslarımız, teknoloji, fen bilimleri gibi sıralayabiliriz. Örneğin, üniversite hazırlık kurslarımızda okulun sadece kendi kursuyla öğrencinin herhangi bir dershaneye, herhangi bir dışarıdan takviyeye ihtiyaç duymadan hedefini güzel bir şekilde yakalayabileceği bir ortam var, bir eğitim var. Bu anlamda ciddi başarılar da var. LGS olarak geçen yıl mezun ettiğimiz öğrencilerimizin Türkiye şampiyonası da, şampiyonu da çıktı. Efendim, diğer taraftan fen bilimleri olarak fizik, kimya, biyoloji atölyelerimiz, efendim, laboratuvarlarımız kaliteli, donanımıyla, imkanlarıyla ön plana çıkıyor. Aktif olarak bunları kullanıyoruz. Teknoloji anlamında ki teknoloji bölümü 3 yıldır aktif ve 3 yılda geldiğimiz noktada gerek hafta içi gerek hafta sonu verdiğimiz eğitimlerle ciddi manada öğrencilerimizin yetişmesine olanak ve imkan sağlıyor. Yapay zekadan, robotik kodlamadan, web geliştirme vesaire tümüne olanak sağlayan imkanlar doğrultusunda öğrencilerimiz iyi bir şekilde yetişiyor. Teknoloji dersleri de bizi gerçekten geliştirdiğini düşünüyorum bu okulda. Ayrıca herhangi bir projede veya işte bir etkinlikte
okul idaresi, öğretmenlerimiz bizi sonuna kadar destekliyor. Arkamızda oluyorlar. Bu da bizim için bir şeyler ortaya koyabilmek için ekstra bir motivasyon kaynağı. Her dersle alakalı atölyelerimiz var. Meslek dersi konusunda normal bir motif dersleri görüyoruz. Aynı zamanda fen dersleri konusunda da fen lisesi müfredatı işlediğimiz için aslında bir nevi nitelikli bir eğitim görmüş oluyoruz. Tabii ki burada hocalarımızın katkısı çok büyük. Aynı zamanda biz teknoloji bölümü olduğumuz için bir müfredat daha görüyoruz açıkçası. Aslında bu da bizi daha nitelikli ve zamanımızı daha iyi kullanmaya sevk ediyor. Ki sonuçta düşündüğümüz zaman şu anda yazılım geleceğin en önemli mesleklerinden biri ve gitgide önem kazanıyor açıkçası. O yüzden yazılımda yer almak ve hatta liseden buna başlamak, tabii ki üniversite yıllarında da katlayarak devam etmek benim için çok önemli olacak ki arkadaşlarımın da öyle olduğunu düşünüyorum. Yarına dair hedefleri olan gençlerin en büyük temennilerinden biridir. Ülkenin geleceğine katkı sağlamak. Öğrenme serüveninin herhangi bir basamağında kendi kültür ve medeniyetinin farkına varan gençlerimiz bu medeniyete yaraşır bir yol tutar. Onlar aldıkları mirasa en güzel şekilde sahip çıkar ve kendilerine emanet edilen bayrağı bir adım daha ileriye taşırlar. Böylece ülkem için ben de varım sesinin yankısını onların azim ve çabalarında duyarız. Ülkem için ben de varım çünkü gelecekte ona dair hedeflerim var. Ülkemizin yapay zeka konusunda çok büyük bir sermayesi olmamasına karşın yapılan çalışmaları görebiliyoruz gerek Teknofest'te gerek böyle zirvelerde. O yüzden ben de bu konumda bir yer almak istiyorum. Çünkü tabii ki ülkemize hepimiz bir şeyler borçluyuz. Ve tabii ki borcu gidermek için de en iyi şekilde çalışmamız gerekiyor. O yüzden ülkem için ben de varım. Ülkem için ben de varım. İleride bu projede öğrendiğim teknolojilerle daha kapsamlı projelere adım atmak ve ülkemi yapay zeka alanında ileri taşımayı planlıyorum. Ülkem için ben de varım. Bu projeyi aslında ben sadece küçük bir basamak olarak kullanmak istiyorum. İlerleyen zamanlarda daha büyük projeler yapmak istiyorum. Belki de geleceğin Selçuk Bayraktarı olmak istiyorum. Rumeli'nin dağları var, ne güzeldir.